gibi değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırdım çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Eylül, iyi düşün. En son nerede gördün Cemre'yi? Ya hatırlamıyorum. Tuvalete gireceğim dedi, ondan sonra çıkmadı herhalde. Ulan Allah bizim belamızı versin be. Cemre içeride kaldı. Cemre! Songül! Ben de gideceğim Cemre! Songül! Songül giremezsin. Eylül! Songül! Ya hocam ölmüş olabilir, bırakın ya. Songül, itfaiye mi gideceğiz? Gel. Gökhan dur, Gökhan! Gökhan dur! Ben de gideceğim Cemre! Songül! Songül! Gel buraya! Cemre içeride kaldı ya! Tamam. Gökhan dur, Gökhan! Kardeşim içeride kaldı be! Tamam. Cemre! Cemre neredesin Cemre? Cemre! 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 Cemre içeride misin Cemre? Cemre sesini al! Cemre sesini al Cemre! Cemre uyan. Cemre aç gözünü. Cemre! Cemre! Çok şükür geldiniz. Nesi varmış kuzumun Neriman Hanım? Hiç, midesini üşütmüş. Ah kuzum, kıyamam. Ben ona şimdi bir patates haşlarım, iyi gelir. Neriman Hanım çok teşekkür ederim. Gece gece zahmet ettiniz, hastaneye götürdünüz. Bir şey değil çocuğum, bir şey değil. Hadi girin içeriye. Ben de gideyim, taksi bekliyor. İyi geceler. İyi geceler. Yaptığımız hiç içime sinmiyor. İnşallah kocanın testleri derininkine uyar da kadere ihtiyaç kalmaz. Cemre. Cemre uyan. Cemre. Nerede? Cemre. Cemre çıkmamız lazım Cemre. Cemre hadi atelet! Cemre!
Cemre! Cemre hadi! Cemre dayan! Dayan, az kaldı Cemre hadi! Hadi Cemre, az kaldı. Eylül! Eylül! Toprak! Hocam hayır! Toprak! Serkan! Serkan! Ya Serkan gitme! Serkan! Cemre! Gökhan nefes alma. Hocam. Hocam. Serkan girme Serkan. Hocam Cemre. Girme. Hocam çıkalım buradan hocam. Cemre hadi Cemre. Dur hadi gidelim. Serkan gel. Hadi kızım ye bitir hepsini. Gör bak sabah bir şey için kalmayacak. Saat geç oldu ya. Son günler niye gelmedi acaba? Balo dediğin uzun sürer. Sen nereden biliyorsun? Gençliğinde çok mu baloya gittin? Ya tabii. Hiç sorma. Ya son gün hasta olduğumu da biliyordu. Bu saate kalmazdı. Hani en kötü arardı. Yok yok. Olmayacak böyle. Hayrola kızım nereye? Ben bir Feride Hanım'ı arayacağım. Dur kader yapma, bölme eğlencelerini. Allah'ım ne olur Cemre'ye bir şey olmasın. Allah'ım ne olur.
Feride Hanım. Efendim, bu kadar. Ben kızlardan haber alamadım da. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettim. Beraber misiniz? Yanımdalar, evet. Sizin sesiniz... Ağlıyor musunuz? Ne oldu? Salonda yangın çıktı Kader. Cemre yaralandı. Nasıl? Çok mu kötü? Ne oldu Cemre'ye? Doktorlar henüz bir şey söylemedi, bekliyoruz. Ya tamam. Kolunuzu kıpırdatmayın. Ya kardeşim iyiyim ben. Cemre nasıl diyorum sana, anlamıyor musun ya? Onu görmem lazım. Doktorlar hala yanında. Ya ne demek doktorlar hala yanında? Adam gibi bir şey söylesenize bana. Bırak. Dur. Bırak. Bismillah. Ne oldu kızım? Cemre. Hayriye teyze Cemre yaralanmış. Yangın çıkmış, hastaneye gideceğim. Ay hay Allah'ım, dur kızım, dur, ben giderim. Ben giderim. Ya olur mu öyle? Arkadaşım canıyla uğraşırken ben burada bekleyeyim mi? Dağlara taşlara. Ay ağzından yel alsın. Korkma kızım, ölmez o. Daha gencecik. Allah anasının babasının ömrünü ona eklemiştir. Hadi beraber gidelim. Hadi hadi. Dur, al şunu üstüne. Hadi hadi. Hocam. Hocam Cemre nasıl? Bir haber aldınız mı? Bekliyoruz Gökhan. İyileşecek değil mi hocam? İyileşecek kızım. Ölü gibi yatıyordu ama hocam. Nefesini kontrol ettiniz mi? Cemre'yi değil mi? Arkadaşının solunum yetmezliği çektiği için yoğun bakıma aldık. Nasıl yani? Yaşayacak mı Cemre? Keşke size kesin bir şey söyleyebilseydim. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Buna emin olun. Ateşin işine daldı. Ha? Olacak şey değil. Ya başına bir şey gelseydi. Allah'ım sen koru. Hadi kendini düşünmüyor. Bizi de mi düşünmüyor bu çocuk? En sonunda iple bağlayacağım o olacak. Ya bunu da yaptıracak bana. Ya anne Cemre çok kötüydü. Böyle kıpırdamadan yerde yatıyordu. Ya ölürse? Ağlama kızım. Tamam, ağlama anneciğim. İnşallah ölmez. Ya elimizde olan bir şey değil ki bu. Allah'ım, çocuğun hakkı üstümde kalacak. Ben bu vebale nasıl yaşayacağım? Bizim çocuklarımıza bir şey olmadı şükür. Çok büyük günah işledik Nazan. Günahımız çok büyük. Ne günah baba? Kızım, canım. Hadi sen odana git. Ha? Üstünü değiş, biraz dinlen. Sakinleşirsin de. Hadi canım. Hadi. Özellikle mi yapıyorsun Tevfik? Nasıl konuşuyorsun kızın yanında öyle? Ya anlasaydın? Hiç mi vicdanı sızlamıyor Nazan? Sızlıyor Tevfik. Sızlıyor. Ama iş işten geçti artık. Sen de bu konuyu kapat lütfen. Hmm.
Cemre. Cemre ne olursun uyan. Bizimle kal. Güzel günler gelecek, ben inanıyorum. Onu ilk gördüğümde ondan nefret etmiştim. Ne kadar şanslı bir kız demiştim. Pahalı elbiseler, ayakkabılar, ailesi. Bizi nasıl aşağılamıştı hatırlıyor musun Songül? Şimdi onu mu düşünüyorsun Meral? Görmüyor musun? Ölüm kalım savaşı veriyor. Kötü bir şey demedim ki. Aklıma geldi işte. Annesiyle babası öldüğünde ne kadar acıyacaktı. Yurda geldiğini hatırlıyorum. Elinde küçük bir bavul vardı. Bize alışacağını düşünmezdim. O bize alıştı, biz ona. Benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Keşke elimde olsa da onun yerine içeride ben yatsam. Kardeşim lütfen. Lütfen dayan. Bak sen neler atlattın, bunu da atlatabilirsin. Aç gözlerini lütfen ya. İçeri daha erken girmeliydim. Geç kaldım. Sen elinden geleni yaptın. Neye yaradı hocam? Ha? Zamanında yetişemedim işte. Gökhan saçmalama, sen olmasaydın ölmüş olabilirdi şu an. Cemre kurtulacak. Ben inanıyorum. Kurtulacak. Yangın nasıl çıkmış ki? İtfaiye birinin kasıtlı çıkardığını düşünüyor. Ne? Bunu yapanı bulup öldüreceğim. Cemre Derinoğlu'nun yakınları siz misiniz? Buyurun, ben öğretmeniyim. İmzalanması gereken evraklar var da annesine ya da babasına haber verildi mi? Cemre'nin annesi babası yok. İkisini de kaybetti. Yetiştirme yurdunda kalıyor. Ben müdür yardımcısıyım. İmzalanması gereken şey neyse. Anladım efendim ama burası özel hastane biliyorsunuz. Fatura kimin adına olacak? Masrafları kurum mu karşılayacak? Doğru ya, burası özel hastane. Getirirken bunu hiç düşünmedik biz Toprak. Neyse masraflar önemli değil. Yeter ki çocuk iyileşsin. Tamam. Ben imzalarım. Hayır Toprak. Siz faturayı hazırlayın. İmzayı ben atacağım. Peki efendim. Songül.
Nerede Cemre? Burada. Niye öyle yatıyor? Şey gibi. Sus kader. Sakın aklına o kelimeyi getirme. Bak iyileşecek doktor, biraz bekleyin dedi. Ah yavrum. Bahtsız kuzum benim. Hayat ne istiyor bu çocuklardan Feride Hanım? Ben de bilmiyorum. Hediye Hanım, sen kızları da alıp yurda git. Nasılsa biz toprakla buradayız. Olmaz, gitmeyiz. Kızlar, bir de sizle uğraşmayayım. Sözümü dinleyin ne olur. Olmaz Feride Hanım. Cemre'yi bu halde bırakamam. Ben de. Ben de. Artı bir. Ne bakıyorsunuz? Cemre benim de arkadaşım. Feride, bırak kalsınlar. Peki o zaman kantinde bekleyin. Yoğun bakımın önünde kalabalık yapmayın. Hadi. Ya en azından birimiz kalsın. Hadi kızlar, bir şey olursa Feride Hanım koşup haber verir. Gökhan, Güney. Hadi siz de. Serkan, oğlum, neredesin sen? Arıyorum, arıyorum, cevap vermiyorsun. Öldüm meraktan. Ha, oğlum, oğlum sen aklını mı yitirdin? Nasıl dalarsın yangına? Ya anne, Cemre nasılmış onu sorsana. Tamam kızım, soracağım. Önce kendi oğlumu merak ediyorum doğal olarak. Serkan mı? Cemre nasılmış? Ya anne, babam verir misin lütfen? Seni istiyor. Serkan, oğlum Cemre nasıl? Hiç iyi değil baba. Yoğun bakımda şu an. Baba, hastane masrafları için para lazım. Yani bende biraz var ama yetmez herhalde. Oğlum, Cemre'nin parası var. Baban para mesele değil demek istiyor oğlum. Hangi hastanedesiniz? Tamam tamam, biliyorum ben orayı. Tamam canım, hemen geliyoruz. İşe kalkıştın, sonunu getir Tevfik. Tamam, merak etme. Çocuğu öyle ortada bırakmayacağız. Hadi kızım, biz babanla hastaneye gidiyoruz. Sen de git odanda güzelce yat, dinlen. Anne nasıl gidip yatayım ya, ben de geliyorum. İyi tamam, gel hadi.
Niye hala burada ya? Artist de ondan. Cemre benim de arkadaşımdı Songül. Hadi ya, öyle miydi? Kızın anası babası öldüğünde hiçbiriniz onun yanında değildiniz. Şimdi ne oldu canım? Vicdanım mı sızladı? Evet, şimdi vicdanım sızladı. O zaman hayvanlık ettim. Annesi babası öldüğünde yanında olmadım. Herkes gibi yalnız bıraktım onu. Şimdi vicdanım sızladı. Oldu mu? Duydun, rahatladın mı? Ve bir şey diyeyim mi? Tam da şu dakika senin bile bana inanıp inanmaman zerre umurumda değil. Üstüne gitme Songül. İnsanlar değişebilir. Yalnız sen kötüyken daha çekiciydin be canısı. Ay ne oldu sana? Niye iyi kalpli oldun? Ay bunun için mi? Meral! Tamam be, sustum. Güney! Yanımıza gelsene. Yalnız oturma. Yok. İyiyim böyle. Tam toprak. Gözümün elinden ayırmamalıydım hiçbirini. Yardım sen çıkarmadın ki. Senin suçun yok. Toprak. Ya Cemre'ye bir şey olursa? Ömür boyu affetmem kendimi. Nerede? Ben koruyamadım onu. Teşekkür ederim. Benimkiler. Benimkiler. Bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gökhan, hadi Cemre'ye versene diyesin yavrum. Cemre bak, Gökhan sana bir... Anne hayır, vermeyeceğim. Niye? Bu Cemre'ye yakışmaz ki. Çok güzel. Çok sağ ol. Ölme prenses. Ölüm sana yakışmaz. Biz Cemre Derinoğlu için gelmiştik. Şu yangında kalan çocuk. Hangi odada kalıyor? Şu an yoğun bakımda. Merdivenlerden çıkın, karşınızda göreceksiniz. Yoğun bakım ünitesi yeterli mi? Nakil yaptırabiliriz. Gerekirse onu özel uçakla yurt dışına gönderebilirim. Tevfik, bir sakin olur musun? Burası da tam teşekküllü, pahalı bir hastane. Değil mi? Biz Cemre'nin yakınıyız. Onun bütün masraflarını karşılayacağız. Tamam? Tabii. Thank you.
Cemre. Ya, sen ölürsen ben kimle kavga edeceğim? Hı? Kimi kıskanacağım? Sen benim çocukluk arkadaşımsın ya. Bir sürü anımız var seninle. Cemre, sen ölürsen benim çocukluğum da ölür. Ölme, tamam mı? Defne. Ne işin var lan senin burada? Ha? Burada da mı kızı aşağılamaya geldin? Yemin ediyorum geberteyim seni. Defol git, defol. Songül. Songül yapma. Ay bir de ağlama numarası yaparmış. Vallahi Oscar'lık oyuncusun bebeğim. Meral. Tamam. Ama o benim çocukluk arkadaşım. Serkan. Sen onun düşmanısın artık. Gerçek arkadaşları biziz. Kızlar. Burası yeri değil, yeter. Ya Feride Hanım neler yaptığını bilmiyorsunuz. Cemile'yi eve gündeliğe çağırdı ya. Bir de utanmadan önümüze parayı attı. O başka ya. Arkadaşlığına en çok ihtiyacı olduğu zamanda gittin sen. Şimdi gelsen ne olur? Defne, hadi git sen. Herkes sinirli zaten. Anne, ben bu kadar kötü bir insan mıyım? Ne münasebet? Cemre'nin hastane masraflarını bile biz ödüyoruz. Sen bunlara bakma. Biz kötü gün dostuyuz. Hiçbir mecburiyetimiz olmadığı halde Cemre'ye yardıma geldik. Adrenalin, atropin. Cemre, Cemre. Ya ölüyor. Ya hayır, 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 Cemre. Ölmüyor. Cemre. Cemre. Ne yapıyorlar? Lan ne oldu yaşasın? Lütfen ya. Cemre bırakma bizi. Cemre zaten kimsesiz, siz daha da kimsesiz, bırakma bizi. Bir gün sizle kavuşacağımı biliyordum.
bir şey demeden arkamı annem dönmeden, şikayet etmeden babam hiçbir şey almadan bir şey yanımıza geliyorum yol ayrılmış görmeden gidiyor Cemre gitme işte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden yanımızda kal bizimle kal Cemre ne olur hiçbir şey almadan olmaz şey vermeden annem de babam beni bekliyor bak burada da seni bekleyenler var biz seni bekliyoruz lütfen gitme seni çok seviyoruz Cemre Cemre gitme ne olur ben de sizi çok seviyorum ama gitmem lazım hayır hayır lütfen gitme lütfen üzgünüm Gitme. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde yürüyorum sanki senin yanında sesin uzaklaşır her bir adımda ayak izim kalmadan gidiyor. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde. Daha zamanı değil Cemre. Önünde kocaman bir hayat var. Sesin uzaklaşır her bir adımda. Annemle babamı çok özledim. Biliyorum. Bir gün onlara kavuşacaksın. Ama şimdi değil tatlım. Ne olur beni bırakın Firdan. Annem de babam beni bekliyor. Hastayı kaybediyoruz. Ya gidiyor. Cemre. Cemre. Gerdiğin tek kalbimde kırılmadı gönül kuşu şarkıdan yorulmadı bana kimse sen gibi sarılmadı ışığımız sönmeden gidiyorum gerdiğin tek kalbimde kırılmadı gönül kuşu şarkıdan yorulmadım bana kimse sen sarılmadı ışığımız sönmeden gidiyor seni çok seviyoruz lütfen Cemre gitme ne olur gitme Siz de benim ölmemi istemezsiniz değil mi anne? Baba. Ne olur beni bekleyin tamam mı? Tamam.
Kalbi normal atmaya başladı. Oh, çok şükür. Hayati tehlikeyi atlattı. Ama durum ciddiyetini koruyor. Yatak. Seni çok özlemişim. Sakın yatayım deme. Kalk hazırlan, okula gideceğiz. Ne okulu ya? Dün gece o kadar travma geçirdik. Yok yazmasınlar, ayıp yani. Ya kalk hazırlan kızım. Gece fosur fosur uyursun. Bakın, eğer bana bir şey olursa özel hastanede yatırın, tamam mı? Defne'nin annesi gelip paramı ödesin. Bekle Öder. Nazan Hanım'dan böyle bir iyilik hiç beklemezdim. O da insan diyeceğim ama komik duracak. Okuldan sonra hastaneye gideceğiz değil mi? Tabii gideriz. Meral. Hı? Hadi kalk hazırlan, bir tek sen varsın, seni bekliyoruz. Anlaşılan Meral'e yine uyku yok. Hayır, gelmesem de arkamdan konuşacaksınız. Her türlü geleceğim. Mızmızlanma, huysuz. Gel. Kahvenizi getirdim Neriman Hanım. Sağ ol. Üstüme üstüme esnemesene hediye. Özür dilerim Neriman Hanım, yorgunluktan. İzin almayı ima ediyorsan avucunu yalarsın. Ay ben bir şey mi dedim Neriman Hanım? Çalışıyorum işte. Nazan Hanım kaç para ödemiş hastaneye? Vallahi miktarını bilmiyorum ama epey bir şey ödemiştir. Allah razı olsun kadından. Kim bilir ne çıkarı vardır. Ne çıkarı olacak kimsesiz çocukta? Orası belli mi olur? Dur bakalım, çıkar kokusu yakında. Herkes benim gibi karşılıksız iyiliklerin insanı değil ki. Kader, nasıl oldun sen? İyi miyim? Ya keşke rapor falan alsaydın, gelmeseydin. Ya batacak bir şey yok Songül. Midemi bozmuşum sadece. Pis boğazsın, normal yani. Ya bu arada benim belimden bir şey aldılar. Böyle bir iğne soktular ama benle midenin ne alakası var ki? Kanka, ben nereden bileyim? Tıp mı okudum lan? Sen niye sormadın? Yani sordum ama kontrol amaçlı dediler. Merhaba Feride Hanım. Merhaba kızlar. Cemre hastanede yalnız mı Feride Hanım? Birimiz okuldan izin alsak? Gerek yok, ben bazı işlerimi halledip gideceğim yanına zaten. Merak etmeyin. Kadarcığım sen nasıl oldun, iyileştin mi? Soramadım dün gece telaştan. İyiyim Feride Hanımcığım, iyiyim. İyi, çok şükür. Midesini bozmuş. Hadi iyi dersler. Çok mersi. Feride Hanım. Ufam Songül. Dün akşam Kader'i hastaneye götürmüşler ya. Beline iğne sokmuşlar. Bir şey almışlar. Anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Ya ona söylemedikleri bir şey yoktur değil mi? Sanmıyorum. Öyle bir şey olsaydı bilgi verirlerdi Songül. Ben yine de ilgilenirim ama. Tamam, sağ olun. Hadi sana da iyi dersler.
için mi aldın baba? Tabii ki prensesim. Sen de annenden başka hediye alacak kimin var ki benim? Biz doktora gittik biliyor musun? Biliyorum kızım. Ama bir şeyim yokmuş. Doktor amca öyle söyledi. Ben biraz yoruldum. Gidip uyusam olur mu? Kalan hediyeleri de sonra açsam. Yat bir tanem. Ben de gelirim birazdan yanına. Tamam. Çabuk yoruluyor. İştahsız. Hiçbir zaman boğazlı bir çocuk olmadı diye endişelenmedim ama... Nasıl şimdiye kadar fark etmedin? Bu çocuğun hasta olduğunu anlamadın mı sen? Nasıl bir annesin? Özür dilerim. Anlayamadım. Ben kızımıza layık bir anne olmaya çalışıyorum. Ne olur affet beni. Özür dilerim. Tamam. Tamam ben özür dilerim tamam. Tabii ki senin suçun yok. Banu hadi toparlan. Derin bizi böyle görmesin korkar. Hadi. Bugün ben de şu testleri yaptırmaya gideceğim. Allah'ım inşallah derinle dokularımız tutar. Keşke bir kardeş olsaydım. Verilmiş sadakan varmış. Allah korusun senin gözetimin altında Cemre'ye bir şey olsaydı... hakkında soruşturma açılırdı. Meslek hayatın biterdi. Yani ucuz atlattın, sana da geçmiş olsun. Eğer Cemre'ye bir şey olsaydı, ben zaten meslek hayatımı falan düşünmezdim Neriman Hanım. Ha, dün hastanede neden kaderin beline iğne yapıldı? Ne gerekiyorsa yapılsın dedim çocuğu götürmüşken. Test falan yaptılar, ne bileyim. Hangi hastanede yapıldı peki? Çıkmıştır sonuçları. Ben görüşeyim doktoruyla bir. Ben sordum öğrendim. Turp gibiymiş maşallah. Senin gitmene gerek yok. Şimdi çıkabilirsin. Çalışacağım. Çıkarmış lan yangına. İtfaiye söylemiş. Hangi manyaksa artık. Abi şüpheli birini gördünüz mü dışarıda? Herkes bizden de oğlum. Yabancı kimse yoktu ki. Ha. Burak. Nereye lan? Hiç. Dolaşacağım biraz. Hava falan alacağım. Ne oluyor lan buna? Bilmiyorum. Bakar mısın? İsmin ne acaba ya? Biz seninle tanışamadık. Gökhan. Gökhan. Dün gece için çok teşekkür ederiz. Yani arkadaşımızı kurtardın ya. Çok sağ ol. Cemre bizim kardeşimiz sayılır. Ona bir şey olacak diye çok korktuk. Gerçekten teşekkür ederiz. Önemli değil ya. Kim olsa aynısını yapardı zaten. Vallahi dün gece kahraman gibiydin. Sevgilin falan var mı? Seni hep yalnız görüyorum da. Meral.
Ne alaka? Sen onun kusuruna bakma. Bu arada senin kolun yaralıydı değil mi? Nasıl oldun, iyi misin? İyi, iyi. İdare eder. Bak bundan sonra sen bizim kankamızsın, tamam mı? Hani böyle bir şey falan ihtiyacın olursa hiç çekim, hemen gel. Eyvallah, sağ olun. Alo, efendim Feride Hanım. Evet, burada. Ha, bir sorayım. Kader, sen dün gece hangi hastaneye gittin? Feride Hanım soruyor. Niye ki? Efendim? Ha, veriyorum şimdi. Seni istiyor. Alo, buyurun Feride Hanımcığım. Arkadaşlar, partnerinize güven çalışması yapacağız. Bir arkadaşınız kollarını açıp kendini arkaya doğru bırakacak, öbür arkadaşınızı tutacak. Eylül, Serkan sizinle başlayalım. Şimdi kendini Serkan'ın kollarına bırakacaksın. Oo, güzelmiş hocam. Yok, öyle zannedildiği gibi kolay değil. Çoğunlukla insanlar kendilerini bırakamazlar. Onlara aşık hocam, bir şey olmaz. Hadi başlayalım. Hazırım. Bravo. Kader. Hocam ben de geleyim mi? Hayır hocam, o beni tutamaz. Meral. Ben mi? Evet. Normalde kızla erkekle eşleşilmiyor mu? Ben niye Kader'le eşleşiyorum? Bir, iki, üç diyeceğim ondan sonra, tamam mı? Hadi. Bir, iki, ay dur. Tamam, bir saniye. Tamam. Hazır mıyım, bir dakika. Evet. Bir, iki, üç. Meral, ne yapıyorsun ya? Meral, ne yapıyorsun? Hani tutacaktın? Ama sen de yani. Allah'ım ya. Songül, Güney, sıra sizde. Hocam yok, düşeriz biz. Korkma kızım. Ben varım burada, düşmezsin. Gel. Hazır mısın? Şimdi dediğimde. Şimdi. Ya hocam tutmaz şimdi bu beni. Kızım tutacağım diyorum, korkma, bir güven ya. Hadi. Gel. Şey, arkamda mısın? Arkandayım. Açtın mı kollarını? Açtım Songül, hadi. Bıraksana. Ya ben yapamayacağım hocam ya. Kızım sen niye bana güvenmiyorsun? Ya ne güveneceğim be? E hocam beni kim tutacak? Kardeşim seni kimse tutamaz. Of hocam ya, ben yine yalnızım, yine yalnızım ya. Ha 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 ha
Alena. Ya bu küslük çok uzadı ya. Barışalım hadi. Tamam. Ben seni affettim. Ya asıl ben seni affettim. Ya dünya ölümlü dünya. Yarın ne olacağımız belli olmaz. Anneannem gibi konuştum. Ne oldu? Cemre'den mi etkilendin? Ya bana bir şey olursa o kızlar gibi hastanede başımda bekleyin, tamam mı? Ne oldu? Sana mı surat yapıyor hala bu? Güney'le Serkan'dan akşam dayağı yedi mal. Yok artık. E asıldı bana, sıkıştırdı. Sonra Serkan gelip iki tane patlatınca kaçtı tabii. Gerizekalı. Bir ara geri döndü o, seni sordu. Tuvalette dedim. Allah'tan içeride değilmişsin. Cemre oradaymış. Yazık ya. Ya bizim dokularımız tutmazsa ne yapacağız? Dur bakalım. Hemen kötü düşünmeyelim. Şu test sonuçları bir çıksın. Banu Hanım. Ne tesadüf. Evet. Şaşırdım sizi gördüğüme. Kader için bilgi almaya geldim. Dün gece hastalandı da müdür hanım buraya getirmiş. Ne oldu diye sormayacak mısınız? Tabii tabii soracağım da. Neyse. Midesini üşütmüş. Önemli bir şey yok Allah'tan. Kader kim? Hiç. Hiç mi? Hiç öyle mi? Sizin için hiç olabilir ama benim için her şey demek Banu Hanım. Banu, kim bu kadın, ne oluyor, anlatacak mısın? Kader teyzemin yurdundaki kimsesiz kızlardan biri. Bu kadın da orada müdür yardımcısı. Neyse, kimseyle uğraşamayacağım. Biz kendi kızımızı düşünelim. Hadi. Aferin ulan. Bu nasıl satış bu? Neyse siz oynamaya devam edin, ben geliyorum arkadaşlar. Ne oldu kanka ya? Hiç. Oğlum Betim benzin atmış gibi. Yoksa sen şu yangın gecesinin korkusunu atlatamadın mı? Yani etkilendim biraz. Ha. Ama iyisin. Sıkıntı yok. Bir bakar mısın ya? Ailen Cemre'nin hastane masraflarını karşılamış sanırım. Eyvallah. Yani teşekkür ederim. Ya rica ederim. Cemre benim çocukluk arkadaşım. Tabii ki yardım edecektik. Tamam. Tekrar sağ ol. Görüşürüz. Ya sen de az daha ölüyordun. Ya kucağında Cemre'yle çıkışını hiç unutmayacağım. Öyle yapmam gerekiyordu. Yalnız bir şeyi merak ediyorum. Cemre'nin kaldığı tuvaletin kapısı kilitliydi. Nasıl yani? Anahtarı da üstünde yoktu. Sanki biri kızı oraya kilitlemiş gibiydi. Cemre'yi bunu kim yapabilir biliyor musun? Ya bilmem. Yani kim yapsın? Kim Cemre'yi öldürecek kadar ondan nefret etsin?
İşte ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum. Neyse. Görüşürüz. Güney'le Serkan'ın akşam dayağı yedi mal. Yok artık. Asıldı bana, sıkıştırdı. Sonra Serkan gelip iki tane patlatınca kaçtı tabii. Gerizekalı. Bir ara geri döndü o, seni sordu. Tuvalette dedim. Allah'tan içeride değilmişsin. Cemre oradaymış. Yazık ya. Efendim. Alo teyze. Gene ne var Banu? Feride Hanım burada. Ne? Nerede? Neden bahsediyorsun sen? Kaderi getirdiğin hastanede karşılaştık. Bilgi alacakmış. Bak şimdi. İş güzel ne olacak? Ona neymiş acaba? Hemşireyi iyice tembihledin değil mi? Bize ele vermesin. Vermez. Parasını aldı. Ama bu kadın bu işi böyle kurcalamaya devam ederse başımıza iş açacak. Ben onu halledeceğim. Orasını merak etme sen. Nasıl yapacaksın bilmiyorum ama bu kadını yolumuzdan çek. Sedat geldi, kapatıyorum. Nasıl olur ya, emin misiniz? Kader Kutay demiştiniz değil mi? Evet. Bakın tekrar kontrol ettim. Kayıtlarda öyle bir hasta yok. Bir yanlışlık olmalı. Dün gece buraya gelmiş çocuk. Peki tamam. Gece nöbetçi olan hemşiremize de bir soralım. Filiz bir baksana. Gece Kader Kutay diye bir hasta geldi mi? Hayır. 16 yaşında kumral genç bir kız. Yok, yani ben öyle bir hastayla ilgilenmedim, bilmiyorum. Emin misiniz? Evet. Allah Allah. Bittin oğlum, bittin sen. Ya biri gördüyse? Aptal herif ya, ne yaptın sen ya, ne yaptın sen? Tabii ya. Tabii ya. Ya bir yangın çıkaranı gördüyse? Alo. Koşu Yolu Lisesi'nin partisinde çıkan yangınla ilgili aramıştım. Evet, bir şey gördüm. Ama biraz çekiniyorum. Eğer ismimin geçmeyeceğine dair söz verirseniz. Tamam. Bir ara midem kötü olmuştu. Dışarı çıktım. Çöplerin orada birini gördüm. Haha, yangının çıktığı çöplerin orada. Haha. Gökhan diye bir çocuk. Hayır, soyadını bilmiyorum. Okula yeni geldi. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. İyi misin? Lan ölseydin vallahi gebertirdim seni ha. Mal bu ya. Sevmesini bile bilmiyor. Aile şefkati görmediği için tabii. Kes lan. Ben böyle seviyorum. İyi misin Cemre? İyiyim kızlar. Çok sağ olun. Çok korkuttun bizi. Ay hayır. Sevin, ağla, üzül, ağla. Yeter artık. İnanmayacaksın ama Meral de çok ağladı.
canımsın. Seni Gökhan kurtardı. Gökhan mı? Ay evet canısı. Senin yerinde olmak çok isterdi. O nerede şimdi? Hastanede mi? Yaralandı mı? Yok yok, hiçbir şey yok. Gayet iyi. Kızım asıl bomba ne biliyor musun? Defne'nin annesi var ya, bütün hastane masraflarını o kadın karşıladı. Defne de ağladı. Siz ciddi misiniz? Vallahi biz de çok şaşırdık ama öyle oldu kanka. Geçmiş olsun. Feyza Hanım, çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Olur mu öyle şey? İlaç saati kızlar. Dışarı alabilir miyim? Görüşürüz kankacığım. Görüşürüz kızlar. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Kader. Buyurun Feride Hanımcığım. Canım, dün gece o bahsettiğin hastaneye gittiğine emin misin? Çünkü o cadde üstünde bir tane poliklinik var. Evet, böyle küçük bir yer değildi. Basbayağı hastaneydi. Zaten biz Neriman Hanım'la acilden girdik. Niye, bir şey mi oldu? Ha yok, emin olmak istedim sadece. Tamam. Çocuklar çok şanslı biliyor musun? Yani sen o kurumda çalıştığın için. Ben de çok şanslıyım. Çiçek çocuklarım onlar benim. Kırgınlar hayata karşı biraz ama yürekleri kocaman. Biliyorsan. Kader için endişeleniyorum ben aslında Toprak. Ne oldu? Ya Kader midesini üşütmüştü. Neriman Hanım da hastaneye götürmüş ama orada belinden bir örnek almışlar. Allah Allah. Evet, ben de anlamadım. Doktor bir arkadaşım var, ona sordum. Menenjit olunca alınıyormuş bu. Öyle bir durumu da yok Kader'in. Zaten olsaydı niye saklasın Neriman Hanım bunu benden? Bir de kemik iliği donörlerinde yapılıyormuş bu işlem. Neriman Hanım ne diyor peki? Bazı testler yapıldı deyip geçiştirdi. Soracağım bir daha. Tamam, bana da haber ver. Veririm tabii canım. Cemre nasıl? Daha iyi. Eski çalışanlarından Emine Hanım varmış. O kalmak istedi bu gece yanında. Elini çabuk tut. Aa. Elini de. Ay, ben bunu hep yapıyorum değil mi? Yapıyorsun evet. Aşk olsun. Yardım eder misin? Tabii. Geçmiş olsun. Çok korkuttun beni. Nasıl teşekkür ederim bilmiyorum. Sen iyi ol yeter. Hani Bolo'dan nefret ederdin? Gelmeyecektin. Seni görmek için geldim. Kalkıp oturmuş bile.
Kuzum, sen daha iyileşmedin ki. Hadi yat uzan biraz, hadi. Cemre, bizi çok korkuttun kızım. Gökhan dünden beri ne yedi ne içti. Gözüne uyku bile girmedi. Anne, abartma istersen. Yalan mı oğlum? Utandı bak. Canın sıkılıyor mu kızım ha? Gökhan sana bir kitap okusun. Hadi Gökhan eve git de bir kitap al gel. Siz gençler nasıl kitap seversiniz bilmem ki. Gökhan siz nasıl kitap... Anne, anne. Sakin ol. Bunalttın hemen kızı. Emine teyze, ben bu kadar ilgiye alışkın değilim. Şımarırım sonra. Şımar kızım, şımar. Sen bana Melek Hanım'ın emanetisin. Bundan sonra bırakmam ben seni. Beni de annem bilirdi. Anne, niye ağlıyorsun şimdi? Aman Gökhan, izlendim işte. Anneni bilmez misin sen? Cemre, kitap getirebilirim istersen. Yani roman falan seviyorsan eğer. Olur. Tamam. Ben bir saate kalmaz gelirim. Hı. Abla, dans ettin mi? Yok. Yangın çıktı. Hemen kaçtık zaten. Yangın mı? Eylül. İyi misin annem? Bir yerine bir şey olmadı değil mi? İyiyim ablacığım, merak etme. Konuşmuyor mu benimle artık? Ha Eylül'üm. Oo, internetli aile saadeti. En sevdiğim. Eylül. Kızım. Bu kadar göreceğin geldiyse ananı. Atla bir taksiye gel. Ben öderim kapıda. Cevap versene kız. Bana da konuşmuyor Kemal. Ah kızım ah. Anayla konuşulmaz mı? Analar bizim canımız, ciğerimiz. Bak, bu anlatacağımı iyi dinle bak. Adamın biri anasının kalbini sökmüş, cebine koymuş. Yolda yürürken tökezlemiş, düşmüş. Aa! Annesinin kalbi çocuğun cebinden ses vermez mi? Yavrum, yavrum. Bir yerin acıdı mı yavrum diye feryat etmiş. İşte böyledir ana yüreği. Kalbi mi konuşmuş? Ya işte böyle kızım. Ana kalbi bu. Evladına kıyamaz. Ne güzel anlattın Kemal'im. Bende daha çok ibretlik hikaye var. İste anlatayım. Ablacığım, ben kapatıyorum. Hoşça kal. Pislik. Eylül. Benim annem de duymuştur değil mi yangın olayını? Ay merak etmiştir şimdi. Ben onu arayayım da üzülmesin. Hmm.
Alo. Alo anneciğim. Kader ben kızım. Evet. Tanıdım. Anne, dün gece bizim okulun balosunda yangın çıkmış. Ama ben oraya gitmedim bile. Merak etmişsindir diye aradım. İyiyim yani. Öyle mi? Hay Allah, çok üzüldüm Elif'ciğim. Elif mi? Anne Kader ben. Kızım. Anladım canım. Çok geçmiş olsun. Elif'ciğim ben seni yarın arayayım mı? Lan yine mi telefonun başındasın be? Yanında öbür kızın var değil mi? Ondan böyle yapıyorsun. Beni bilmesin diye. Anne! Ya anne niye benimle başkası gibi konuşuyorsun? Ben de öpüyorum canım. İyi geceler. Üniversiteden Elif diye bir arkadaşım vardı. Dün akşam evlerinde bir yangın çıkmış. Onu anlattı. Geçmiş olsun. Kader. Ya anne dediğin ağlatmaz. İnsanı avutur be. Abim son gün kötü metam annem işte. Prenses, annenizin siz evden çıkıp kaybolduğunu anlattı. Sedat şu konuyu açıp kızı yeniden üzmesene. Banu sen bir dursana. Tatlım benim, sen niye annenden izin almadan dışarı çıktın? Çıktım işte. Sonra yolumu kaybettim. Sanki ben yalan söylüyorum. Gördün mü neymiş? Sonra Kemal abi beni eve getirdi. Kemal abi seni eve getirdi. Kemal abi kim kızım? Teyzemin yurdundaki kızlardan birinin babası. Banu sen bana her şeyi anlattığından emin misin? Bu adam derini nereden tanıyor? İşe ihtiyacı varmış. Teyzem de belki biz yardımcı oluruz diye buraya göndermiş. Oradan tanıyor. Çağır adamı, ben de teşekkür edeyim. İşe ihtiyacı var demiştin değil mi? Evet. Kızıma yaptığı iyiliğin altında kalmayalım biz de. Gel kızım. İyi akşamlar. Kime bakmıştınız? Burada mı oturuyorsun sen? Evet. Bir şey mi oldu? Adın Gökhan mı? Evet. Hakkında şikayet var. Ne şikayet? Dün çıkan yangında parmağın olduğu söyleniyor. Ne? Karakolda bir konuşalım seninle. Üzülme artık. O an konuşamamıştır. Yoksa niye seni tanımamazlıktan gelsin? Ya şu kadın için bahane üretmeyi bırakın artık ya. Pislik bu kadın. Alışkanlık haline getirmiş kaderi üzmeyi. Songül pislik deme. Al işte ya. Görüyor musun evin hala o kadını savunuyor. Ya kızım sende hiç mi gurur yok be? Ya yok.
Gerekirse yıllarca peşinden koşarım. O ittikçe ben tekrar sarılırım anne diye. Ya yeter ki bir kerecik öpsün, koklasın, kızım desin. Ya Songül, gerisi umurumda bile değil, anlıyor musun? Ya Kader, ben de seni böyle görmeye dayanamıyorum. Anlıyor musun? Üzülüyorum. Kızlar. Tartışmayın. Eylül'e niye gurursuz demiyorsun? Onu da annesi terk etti. O da deli gibi peşinden koşuyor. Bravo Kader ya. Eylül'ün de yarasına bastın, aferin. Eylül. Özür dilerim, ağzımdan kaçtı. Kızmadım değil mi? Niye kızayım? Doğru söylüyorsun. Ben de kendime kızıyorum. Konuşma onunla, görüşme onunla diyorum. Ama yapamıyorum. Çünkü onu çok özlüyorum. Ya tamam. Anlıyorum, bu kadınlar sizin anneniz. Ama siz evlat olmaktan vazgeçemezken bu kadınlar nasıl anneliğinden vazgeçiyor ya? İşte ben bunu anlayamıyorum. Ya anlayamazsın Songül. Çünkü sen anne sevgisi gördün. Gördün ya. Hani anlatıyordun. Sen öyle benim güzel çiçeğim, gülüm diye severmiş. Ya ben de anne sevgisi görmek istiyorum. Ben de öyle sevilmek istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Ya Kader. Ben anne sevgisi gördüm, tamam mı? Gördüm. Ama böyle annemin gözümün içine baka baka nasıl hastalanıp öldüğünü de gördüm. Hangisi daha iyi ya? Anne sevgisi bilip onu kaybetmek mi? Yoksa hiç anne sevgisi bilmemek mi? Hangisi daha iyi? Hepsi kötü son. Kaçırmayın şunu lan. Kaçırma lan. Aha. Abi gözümüz aydın. Çözümün yerini buldum. İyi, iyi tamam, dur. Efendim Kenan Bey. Kuzgun'u yeni tespit ettik. Ne oldu kız? Niye devirdin genç suratına? Mesajlıyorum hocam. Tamam, teşekkür ederim. Gerisini... Kızımı düşünüyorum Kemal. Hocam. Bak işte başına bir şey geliyor. Ben sonradan öğreniyorum. Desteğe geleceğiz hocam. Hiç tövbe ya Rabbim, ölse kalsa. E al getir diyorum kızını eve. Ona da razı olmuyor. Daha ne yapayım ki ben sana? Bilmiyorsun sanki de, al getir diyorsun bana. Ya kocan ya ben diyor çocuk. Vaa. O zaman derdine yansın Eylül Hanım. Bir kanat takmadım kaldı gönül olsun diye. Dışarı çıkman, içeri girmenden daha kolay vallahi. Allah'ına kurban. Mesude. Karıcığım. Bak sen melek gibi bir annesin. Ama kusura bakma. Hiç sana çekmemiş bu kızım. Öyle kafasının içinde bin bir türlü şeytani planlar. Neyse. Ben çocukluğuna veriyorum. Geçer herhalde. Büyüyünce anlar mı kıymetimi? İnşallah. Nerede kaldı bu çocuk? Aramadı da. Dur ben bir daha arayayım onu. Aç bunu telefonunu. Uyuyakaldı herhalde. Dün gece gözünü kırpmadı ya. İçi geçmiştir belki. Bu kadar kolay değil mi? Birinin lafıyla hemen suçu bana atın. Sinir yapma oğlum. Ortada ciddi bir şey var. Bütün ihbarları değerlendireceğiz.
Ya komiserim, yangını ben çıkarmadım diyorum. Oraya gittiğimde zaten başlamıştı yangın. Ya hadi ben çıkardım diyelim. Cemre'yi kurtarmak için niye dalayım içeri? Otur şuraya. Oraya gelmeden önce neredeydin? Dışarıdaydım. Motorla dolaşıyordum. Şahidin var mı? Yok. Sorularınız bittiyse ben gidebilir miyim komiserim? Önce ifadeni yazsınlar, onu imzala. Bana bak, bu mesele burada kapanmadı, araştıracağız. Eğer aleyhinde bir şey daha bulursak bu defa çıkamazsın. Gökhan. Oğlum. Aslan parçam. Neredeydin aslan parçam? Ben de içeride uyuyakaldın sandım. Karakoldaydım. Ne? Zenginlerle fazla yakınlaşmanın sonu budur anne. Hep haksızlığa uğrarsın. Ama... Hastanede çocuğun kaydı yokmuş. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Ne tuhaflığı olacak canım? Basit bir şeydi. Hemşire bir iğne yaptı, gönderdiler. Kayıt bile etmemiş demek ki. Nasıl olur ya? Çocuğun belinden bir şey alınmış. Bu ciddi bir durum. Ben görmedim öyle bir şey. Kader hastaydı ya, anlamamış çocuk. Uydurmuş belli ki. Hayır, bu kadar basit olamaz. Bu işte bir iş var. Neriman Hanım, siz kadere bakan hemşireyi bulup işin aslını öğrenseniz. Ben burada 100 tane çocukla ilgileniyorum Feride Hanım. Bir de kaderin peşinden mesaimi zayi edemem. Tamam tamam, ben ederim. Yanlış yapıyorsun Feride Hanım, yanlış. Madem kızımızı bulup getirmişsin, bizim de sana bir iyiliğimiz dokunsun isterim. Bak şimdi Sedat Bey, bu dediğin zoruma gitti ama. Dilenci değilim ben. Yanlış anladın. İşsizim tamam. Yeni de çocuğum oldu. Ne yalan söyleyeyim, şeye ihtiyacım var. Ama gururumu da ayaklar altına aldır tamam. İşe ihtiyacım varsa gel benle çalış diyorum. Hepsi bu. Ha, bak o dediğim başka. Alnımın teriyle kazanacaksam olur. Yoksa benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar. Küçücük kız bir başına sokakta, Allah muhafaza, ortalık sapık dolu. Allah korusun. Daha önce nerede çalıştın? Taksicilik yaptım. Taksicilik yaptın. Ahmet sana lazım olduğunda Kemal Derin'i okula götürüp getirsene dersin. Ne Derin olmaz. Neden olmaz? Hayatım, Derin Ahmet'e alışkın. Çocuğun da düzenini bozmayalım şimdi. En iyisi Kemal sana şoförlük yapsın. Doğru, benim de şoföre ihtiyacım var. Yalnız benimle çalışmak zordur Kemal. Ne dersin, olur mu? Olur Sedat Bey. Hanımefendi nasıl isterse. Vallahi bu kadar var kanka. E tamam, süper işte. 25 liramız oldu kızım. Bakın balon alırız, tamam mı? Bütün odayı balonla süsleriz. E yanına da tatlı bir şeyler alırız. E tamam. Nasıl ya? Bütün parayı balona mı harcayacağız? Ne sandın lan? Cemre'ye makyaj yaptıralım desek sesin çıkmazdı ama. Evet, keyfi yerine gelir en azından. Balon ne ya? İlkokul çocuğu muyuz biz? Bence balon iyi fikir. Hatta ne lazımsa gideriz Eylül'le alırız biz. Ay kıyamam. Bu da çok romantik. Çocuklar fırsatı değerlendiriyor buluşmak için. Meral. Ne, yalan mı? Kızlar. Biz
İsterseniz ben de yardım edebilirim size. Yani bildiğim çok güzel parti malzemeleri satan bir dükkan var. Oradan alırım bir şeyler. Siz de kafanıza göre süslersiniz. Gerek yok. Biz kendi kazandığımız parayla alırız. Sen öyle babanın parasını da boşa harcama. Kızım herhalde bizim de bir geçmişte çalışma hayatımız vardı. Ne zaman? Çocukken kanka. Siz o zaman yoktunuz mahallede. Balıntarı nedir biliriz yani. Ay kıyamam. İnşaatta mı çalıştın canısı? Bırak ya. Bildiğin palavra atıyor. Nesi var şunun? Acayip tribe girmiş. Fırsat bu fırsat işte tatlım. Git sor, belki ilgiye ihtiyacı vardır çocuğun. Ben kalbini kırdım, sen de onu ararsın. O iş bitti. Baksanıza şuna, yavru köpek gibi ezik şey. Ay ben de yeni gelen yakışıklıya taktım kafayı. Gelmişsiniz kızlar. Ha? Unut sen onu canım. Ya ısrarcığım dersen de bana fark etmez. Gökhan'la ben çıkacağım çünkü. Yeni gelen eleman için mi kapışıyorsunuz siz? Sana ne be? Kızım manyaklaşmayın. Psikopat o çocuk. Yangını o çıkarmış. Müdür odaya çekti. Okuldan atacaklar herhalde. Belki de hapse girer. Ama bence hiç bulaşmayın. Oha. Dün polis aradı. Evinin adresini sordu Gökhan. Biri yangını benim çıkardığımı söylemiş. Niye yaptın o zaman? Daha önce yangını sen mi çıkardın diye sormanız gerekmiyor mu? Peki, soruyu değiştiriyorum. Yangını sen mi çıkardın? Hayır. Bak oğlum, okula yeni geldin. Çalışan bursuyla okuyorsun. Eğer daha sonra bu işle bir ilgin olduğunu öğrenirsem... annenin de başını yakarsın. Yok, şimdi itiraf edersen sadece seni göndermekle yetinirim. Ben bir şey yapmadım diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Ne var Defne? Hocam bir şey söyleyecektim. Daha sonra Defne. Ya Gökhan balığı yangından önce geldi. Ya benim yanımdaydı, sohbet ediyorduk. O yapmış olamaz. Doğru mu bunlar? Evet hocam doğru. Müdür hanım, utanma arlanma yok bunlarda. Garibanı köle gibi sabah akşam çalıştırdıkları yetmiyor. Bir de dayak atıyorlar çocuğa. Vallahi konu komşu zor kurtardık ellerinden. Güya koruyucu aile oldular. Çok fena davranıyorlar kızı. Yazıktır. Geri alın o kızı. İşin orası kolay. Geri almak dert değil de. Siz şu şikayet dilekçesini yazın, imzalayın. Biz gerisini hallederiz. Oldu, tamam. Çıkış işlemlerini hallettim. Hazır mısın? Evet, hazırım Feride Hanım. Kızlara söylemedim çıkacağını. Sürpriz olsun. Gitmeden bir yere uğrayabilir miyiz? Uğrarız tabii. Buyurun hanımefendi. Güle güle hanımefendi. Biz gereken işlemleri yapacağız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Sağ olun. Aa, Neriman Hanım. Ben Feride Hanım'ın odasını temizlemeye gelmiştim ama siz bir şey mi aramıştınız? Sana ne hediye?
Ha? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Hem ne buranın hali böyle? Elimi sürdüm komple toz. Temizle şuraları. Tövbe estağfurullah. Niye yaptın bunu? Sen Cemre'yi kurtardın, ben de seni. Ya kahramanla olmak istedim, olamaz mı? İyi de beni kurtarmanı istemedim ki ben senden. Cemre senin onu kurtarmanı istedi mi ki? Hem kahramanlar böyledir işte. Birinin yardıma ihtiyacı olduğu zaman koşarlar. Ne oldu oğlum? Ne dedi müdür, bir de ben konuşayım mı? Yok, gerek kalmadı annem. Annen mi? Hı hı. Defne, benim için şahitlik yaptın. Ya, hallettik yani durumu. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Bunlar da sabahtan akşama kadar oku oku, adam olacakları yok. Milletin sırtında kambur. Hey! Bu da koruma gibi bunun yanında. Neyse, nasıl olsa ben seni yalnız yakalayacağım Eylül Hanım. Hadem'in ne oluyormuş ya? Çok şaşırdım. Emin misin? Ya evet, anne dedi. Kadın bana teşekkür falan etti. Çocuğunun bütün kulluğu, bütün çekiciliği bir anda kayboldu değil mi? Yok, kaybolmadı. Niyeyse öyle olmadı. Nasıl yani? Ne bileyim ya. Hoşlanıyorum işte hala. Bunu yapmak istediğine emin misin canım? Evet, eminim. Buyurun. Nazan Hanım'la görüşecektim. Kim geldi diyeyim? Siz Cemre deyin. O tanır beni. Bir dakika bekle kızım. Havva, kim geldi? Size teşekkür etmeye gelmiştim. Geçmiş olsun Cemre. Hastaneye gelmişsin. Sağ ol. Size bunu vermek için gelmiştim. Bu ne? Cemre size senet hazırladı. Yaptığınız iyiliğin altında kalmak istemiyor. Çalışıp borcunu ödeyecek. Biz öyle insanlar mıyız Cemre? Ne demek çalışıp borcunu ödemek?
Yani bizim yardımsever, düşünceli insanlar olduğumuzu anlaman ve bunu da yakın çevrene anlatman yeterli olurdu canım. Hastaneye geldiğinde benim için ağlamışsın. Son güller söyledin. Çok duygulandım. Artık ayrı dünyalarımız var. Ama sen benim çocukluk arkadaşımsın. Ve bu hiç yok olmayacak Defne. Tevfik amcaya selamlarımı iletirsiniz. İyi günler. İyi günler canım. İyi günler. Şimdi kekler tamam. Balonları da aldık. Mumlar nerede? Mumlar bende. Tamam. Söyle bakalım hangisini beğendin? Üstteki turuncu olan. İyi tamam. Hadi gel alalım. Hayır olmaz. Ya olur Eylül. Lütfen ben sana bir hediye alamayacak mıyım? Ya pahalıdır o. Ya olsun. Ben sana bir hediye almak istiyorum. Hadi kırma beni lütfen. Ya doğum günüm değil bir şey değil. Olsun. Eylül hangisiydi bir daha göstersene. Turuncu olanı. Sana da çok yakışır. Alalım işte sana bunu Eylül. Ne arıyorsun sen burada? Beni mi takip ediyorsun? Ediyorum tabii. Babanım sonuçta. Hangi itle gezip tozuyorsun kontrol ediyorum. Kızım. Bana bak doğru konuş seni gebertirim ha. Bana bak lan. Oğlum. Bu adamın yolu bir kere yani edebini biliyor edebini. Bırak onu hayvan. Kes lan sen de. Para mı yediriyor lan sana bu zibil ha? Ben de yediririm. Ben de yediririm. Bugün ne bugün? Hususi şoför oldum. Ya bırak. Bırak lan beni. Serkan gidelim. Serkan gidelim. Serkan yalvarırım hadi. Kaçma lan kaçma. Buraya gel şerefsiz. Sen hediye eder mi istiyorsun Eylül? Ben alırım o hediyeleri sana. Aa, yatakların altında mı saklansak acaba? Olur böyle birden fırlarız. Ay ama korkmasın sonra kız. Yok canım korkmaz. Bir numara olduğunu anlar zaten. Vallahi doğum günümde ben de aynı sürprizleri istiyorum. Söz veriyorum böyle hiç bilmiyormuş gibi yapacağım. Tamam tamam. Anlaştık mı? Cemre'den, kaderden başını alıp da sana verdiğim bütün görevleri hallettin mi bari? Evet. İyi. Sonra bakanlıkla başımız belaya girmesin de. Cemre? Ay inanmıyorum. Kızlar.
İtiraf edelim, bundan daha iyi bir sürpriz olamazdı. Hoş geldin bebeğim. Seni çok özledim. Kızlar, ben de sizi çok özledim. İnanın o kadar mutluyum ki. Ya sanki evime gelmiş gibi hissediyorum. İyi ki varsınız. Herhalde kızım. Burası senin evin. Biz de kardeşleriniz. Hatta bu da kardeş. Ama manyak kardeş. Yine de bir dışlanma içeriyor bu cümle. Böyle bir samimi olamadı. Ay, ezikledin beni resmen canısı. Sen hep benim yanımdaydın, biliyorum. Ben de her durumda senin yanındayım. Bunu bil, tamam mı? Ya. Cemre? Eylül. Bunlar ne? Ya balon almıştım. Kek falan da var. Sürpriz yapacaktık. Tüh be. Yalan oldu. Ya tamam, bozmayalım o zaman. Tekrar sürprizmiş gibi yapalım, olmaz mı? Aynen. Neler aldın? Bakayım. Çiçek de mi unuttun? Evet. Simge. Hayırdır, çok mu ses yaptık? Kızım ne oldu, niye konuşmuyorsun? Bak akşam parti var. Sağ ol Songül ya. Bizim odaya yeni bir kız geldi. Ağlayıp duruyor. E, küçük mü? Yok, aynı yaşız da. İlk defa annesinden ayrı kalmış. Bana da aynısı olmuştu. Gidip konuşsam mı acaba? Tamam. Akşam hep beraber gider konuşuruz. İyi, bunları yiyelim de öyle çıkalım bari. Hayret bir şey ya. Bir de bana o bu diyorsun. Duygusuzsun resmen Meral. Akşam hep beraber Simgelerin odasında yeriz. Değil mi? Allah'ım ya. Tamam Simge, sen çık. Biz toparlanıp geleceğiz. Tamam. Sigortanda olacak mı Kemal? Olma mı be? Var tabii. Bu kocan var ya, bu kocan. Sıkı pazarlık yapar. Öyle iyi huylu olduğunu aldanma sen. Masraf kapısı olmasın diye demiyordum da. E, madem maaş alacaksın, ben de şu saçımı bir boyatayım Kemal. Boyat tabii. Giyin, kuşan. Benim de eve gelince içim açılsın. Beğenmiyor musun beni? Ha, o zaman açık konuşacağız Mesude. Bu adam ne yaptı bu adam? Genç görünüyorsun diye yaşına, dul olmana bakmadan seni aldı mı? Aldı. Ama olmuyor böyle. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Tamam Kemal'im. Toparlayacağım kendimi, salmayacağım. Ha şöyle kız. Temel sağlam. Allah'ım var, güzel kadınsın. Ama böyle bir boyacılığa neyim lazım? Anladın mı kız? Anladım Kemal'im. Tamam, ağlama artık. Bak burası o kadar kötü bir yer değil. Başta kendini biraz yalnız hissedeceksin. Ama sonra bir sürü arkadaşın olacak. Hiçbir yerde bulamayacağın kadar iyi arkadaşlar. Buraya boşuna kimsesizler yurdu diyorlar. Biz kimsesiz değiliz. Değil mi Songül? Tabii ya. Kızım hepimiz kardeşiz. Bak bu hayatta hiç bu kadar çok kardeşin olamaz. Makyaj malzemesi, kontrol gibi temel ihtiyaçlar kısıtlı sadece. Neden bıraktı annen seni? Kendine başka bir çocuk mu buldu? Kızın yarasını deşme istiyorsan kadar. Babası ölmüş. Annesinin yeni kocası da istememiş bunu. Annem çok ağladı. Kızım istemezse evlenmem dedi ama... anneannem biz size bakamayız deyince... mecbur kaldı. Olsun. Alışırsın. Benim de annem var. Bir de kardeşim. Ben arada gidip görüyorum onları. Yetiyor mu? Yetmiyor. Ama alışıyorsun. Sen de alışırsın. Burayı yatılı okul gibi düşün. Bak şimdi arabileceğimiz bir anamız babamız yok. İştahın olmadığı zaman da kimse sana yemek yediği de zorlamayacak. Ama Gizem, sen hastalanmamak için yemek yemek zorundasın. Gece üşüdüğünde kendin üzerine örtmek zorundasın.
Ateşin çıkacak, kendini ölçeceksin. Ama bak biz diğer çocuklara göre daha olgunuz. Çünkü hayat bizi büyümek zorunda bıraktı. Ama üzülme. Bak biz böyle çok iyiyiz, mutluyuz. Değil mi kız kader? Üstüme başıma bakayım diye bana hediye almış. Ah Kemal'im, düşünceli kocam. İsteyecektiniz. Köfte istiyorum. Hazırlayalım hemen. Ama böyle çok. Yani 100 kişiye yetecek kadar falan. Biraz vakit alır ama hazırlarız. Alsın ya. Önemli değil. Yanına böyle yeşillik meşillik bir şeyler de yapın. Pikniğe mi gideceksiniz? Onun gibi bir şey. Ya bu sokakta köfte yapıp satanlar nasıl kızartıyor onları? Tüple. Tüp mü? Tüp var mı hala ya? Var tabii. Ha. Tüp alsam köfte satabilirim, öyle mi? Köfte mi satacaksınız? Ya sen soruma cevap versene. Tava gerekiyor değil mi bunun için? Bir de galiba yağ falan gerekiyor. Güney Bey, onlar için köfte arabası oluyor. İçinde tüpü de, ocağı da, her şeyi oluyor. Ha, araba diyorsun yani. İyi tamam, siz şu köfteleri hazır edin. Ben de şu araba işini halledeyim. Peki Güney Bey. Kolay gelsin. Al benim yumurtamı da ye. Reçel de ya, bakkan yaparmış. Kızlar tamam, şişmanlatacaksınız beni. Bunlar dost değil, bildiğin düşman. Kızlar boş mu? Eylül, Serkan mı aradı seni? Hı hı. Buluşalım dedi de gelemem dedim. Niye ki? Vallahi benim sevgilim olsa yüzümü zor görürdünüz. Senden de başka bir şey beklemiyoruz zaten Bibişi. Eylül bak, ben hastayım diye gitmemezlik yapma. Zaten ben yatıp dinleneceğim. Siz keyfinize bakın. Ben zaten Ortaköy'e gideyim, biraz satış yapayım diyorum ya. Ya ben de geleyim seninle. Yok, sen Cemre ile kal. Ailenizin reisi çalışır, parayı kazanır. Biz de Serkan'la Ortaköy'e gelelim. Kusura bakma Eylül de, hiç sizi çekemeyeceğim yani. Serkan'cığım kolyeyi uzatır mısın? Al canım, çok tatlısın, sen tatlısın. Biz öyle miyiz şimdi? Hadi ara Serkan'ı. Döndünüz, dolaştınız, yine benim kontrollerime göz diktiniz. Ağlama, sadece çağrı atacağım. Benim yeni boşnakları yaptı. Sağ ol Fatma abla. Kemal çok sever. Ay sen de ne kadar koca köylüsün. Kocam kocam. O da bana düşkün, sağ olsun. Dün işe girdi ya. Gitmiş bana ayakkabı almış. Hadi bakayım nerede? Daha vermedi. Sürpriz yapacak herhalde. Allah muhabbetin zarkasısın. Hadi ben seni daha fazla tutmayayım. Afiyet olsun. Eylül, kargocu gelmiş. Sana bir şey bırakmış. Allah Allah. Kim ki? Bilmem ki. İçinde yazıyordur herhalde, aç bakalım. Aman Neriman Hanım duymasın.
Gelen paketleri bana göstermiyorsun diye kızıyor sonra. Çok güzelmiş. Ay, kim gönderdi ki acaba? Bir şey yazmıyor. Kesin Serkan. Dün beraber görmüştük. Ben beğendim deyince almak istemişti. Arada ben de giyebilir miyim? Tabii. O zaman bugün. Oha ya. Arsız. Bırak da ilk Serkan'la buluşurken o giysin. Eylül çok yakıştı. Çok güzel. Gel bağlayayım. Sonra. Bana vereceğin bir şey var mı Kemal'im? Dün verdin ya kızım. Nereye harcadın o kadar parayı? Para değil de. Neyse. Vardır senin bir düşündüğün. Mesut, ne diyorsun kardeşim sabah sabah Allah aşkına ya? Hiç. Kolay gelsin. Bu yine niye gelmiş ya? Ulan nasıl takılıyor bu arkadaş? O kadar para verdik. İnsan şuna bir kullanma kılavuzu koyar ya. Güney beyefendisi. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Sence? Köfte ekmek yapıp para kazanıyorum sizin gibi. Diyorsun. Evet kızım. Sana dedim geçmişte benim de bir çalışma hayatım vardı diye. Ulan yeme beni be. Geçmişinde çalışma hayatı varmış. Atıyorsun ya. Oğlum sen nereden buldun bu köfte arabasını lan? İnternetten aldım. İkinci el. E satacağın köfteler nerede? Aha. Sen mi yoğurdun o köfteleri? Yok, hizmetçi yoğurdu. Yani ben yoğurdum da o yardım etti bana. Ulan alın teri dökecek adamın evinde hizmetçisi mi olur ya? Allah sana akıl fikir versin lan. Resmen sen bana özenmişsin ya. Özenti. Vallahi hiç moralimi bozamazsın Songül Hanım. Bu alın teri denen şey sadece size mahsus değil. Ben de gayet çalışıp kendi paramı kendim kazanabilirim. Aman kazan be. Şişt, sen de tezgahını yanımda açsana. Arada sohbet ederiz. Herhalde burayı açacağım oğlum. Burası benim tezgahımın yeri. Sen daha onu yerine bile yerleştiremiyorsun be. Çekil. Ah. Sağ ol. Esnaf dayanışması canım. Bak arada o koyacağın köfteleri de çevir ha. Kesin sen yakarsın. O kadarını biliyoruz. Biliyormuş. Hadi lan. Allah'ım ya Rabbim. Serkan. Ne haber? İyi sen? İyi. Bir şey söyleyeceğim. Bugün adaya gidelim mi?
Ne bileyim, bisiklet falan kiralarız. Eğleniriz biraz. Bisiklete binmeyi biliyorsun değil mi? Biliyorum da bu ayakkabılarla olmaz ki. Dün baktığımız ayakkabılar. Evet, teşekkür ederim. Sen benim ayak numaramı nereden biliyorsun? Ama keşke almasaydın. Pahalıdır şimdi bunlar. Eylül, ben almadım ki. Nasıl ya? Ama yurda geldi bunlar. Senden başka kimse beğendiğimi bilmiyordu ki. Alalım işte sana bunu Eylül. Ne arıyorsun sen burada? Beni mi takip ediyorsun? Ediyorum tabii. Babanım sonuçta. Hangi itle gezip tozuyorsun kontrol ediyorum. Kızım. Kemal abi. Kemal abi gönderdi. Ne? Eylül. Eylül nereye gidiyorsun? Ya niye beni peşime bırakmıyor ya niye? Dayanamıyorum artık, bıktım. Eylül, bulaşma o pisliğe. Tamam, ben giderim. Hayır. Bu benim meselem. Benim. Eylül! Eylül! Küçük, bana Kader'i çağırır mısın? Neden geldiniz Banu Hanım? Kader'i yeterince üzmediniz mi? Siz söylemeseniz de Kader'e çektirdiklerin farkındayım. Artık bunu telafi etmek istiyorum. Nasıl? Anne! Kızım! Seni almaya geldim. Buyur canım. Bismillah. Al canım. Buyurun kolyeler burada, kolyeler. Buyurun. Güney. Ya orada konsolos gibi dikilip köfte ekmek satamazsın ki. Allah Allah, ne yapmak lazım? Bağır oğlum, bağır. Böyle insanların dikkatini çek. Ha. Pardon, rahatsız ediyorum ama köfte ekmek almak ister misiniz? Ya rahatsız etmiyorsam ne ya? Adama saat mi soruyorsun oğlum? Köfte satmak için bağırsana. Kızım, rahatsız etmeyeyim insanları diye. Boğazına mı yapışıyorsun adamı? Niye rahatsız olsun? Sen satmak için bağır. İyi, bağırıyorum o zaman. Bağır, korkma. Köfte! Köfte ekmek, lezzetli ev yapımı köfteler, çok lezzetli köfte. Ya çekil ya. Ev yapımı ya. Köfte. Çekil. Abiler, ablalar, buyurun, buyurun, harika köfteler burada. Lokantaya ayağınıza getirdik be. Kim köfte almak ister? İsteyene ekmek arası, isteyene dürüm. Buyurun abiler, buyurun. Ya bu arada dürüm var mı? Yok dürüm. Ne yaptın babam ya? Mis gibi köfteler burada. Buyurun, buyurun, harika köfteler.
Buyur abicim, harika köfteler. Buyur, ister misin? Usta, bana bir yarım atsan. Tabii, ekmek al. Bana da bir çeyrek atsan. Tabii. Ne kadar? Abicim, yarım 7,5, çeyrek 5. Yalnız parayı arkadaşa verin, tezgah onu. Devam sende. Afiyet olsun. Çok iyi olmadı ama emek. Vay be, bağırmak işe yarıyormuş ha. Herhalde oğlum. Sana da yapayım mı bir yarım? Korkma, benden para almayacağım. Ay, istemem. Valla yapayım. Yok. İyi, tamam. Güney, koş, sabıta geliyor Güney. Gelsin kızım, bize ne? Güney, koş, sabıta geliyor Güney. Niye koşuyoruz kızım? Güney, ittin, ittin. Koşmamız ya gerekiyor. Ya ittin, geliyor. Kızım. İttin, ittin. Ya bir şey diyeceğim ya. Arabayı bırak da sen benim elimi tutsana. Ya fırsatçı mısın Güney? Zabıta diyorum. İttin. Dur, kaçmayın. Gel. Ama araba... Ya bırak arabayı, gel. Ya kızım, boş ver arabayı. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Yaprak yıldızdan daha parlak, bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Gözyaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gözyaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Geliyor acı. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Durun, kaçmayın. Durun. Atlayacağız. Buradan mı atlayacağız? Evet. Gel. Nasıl atlayacağım? Ver şunları. Amanlarım. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, atla. Rüyalarda eşimsin. Düşerim Güney. Kızım tutacağım, atlasana. Emin misin bak? Eminim kızım, atla, tutacağım seni. Söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım. Songül, bir kere olsun, güven bana, hadi. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Sakın, sakın. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bak, gördün mü? Bana güven demiştim. Güvendim, ben de güvenini boşa çıkarmadım. Öyle oldu. Yapıyorsun, gitme. Bırak konuşsunlar. Bir gün beni almaya geleceğini biliyordum anne. Çok teşekkür ederim.
şimdi biz evimize mi gideceğiz? Bu arada bana böyle derininki gibi kocaman bir oda vermesen de olur. Ben salonda yatarım. Yeter ki sana yakın olayım. Anne, bu arada kızmazsan bu gece senin yanında yatabilir miyim? Çünkü bu benim gerçekten bu dünyada en çok istediğim şey. Öyle tüm gece olmak zorunda değil, bir saat. Böyle birbirimize sarılırız. Ben senin kokunu ezberlerim. Her şeyi yapacağız canım. Hani bir de Songül de gelebilir değil mi? Çünkü biliyorsun o benim en yakın arkadaşım. Eylül ve Cemre de tabii. Biz bahçede otururuz, hiç seni rahatsız etmeyiz. Kader, canım sen burada birkaç gün daha kalacaksın. O arada ben Sedat'la konuşacağım. Ona benim öz kızım olduğunu söyleyemem. Anlıyorsun değil mi? Hizmetçinin kızı mı diyeceksin? Hayır. Seni koruyucu aile gibi yanıma alacağım. Bu bizim sırrımız olacak. Annenin sırrını tutabilirsin değil mi Kader? Ben sen ne istersen yaparım anne. Anne, ben sana anne diyemeyecek miyim? Yalnız kaldığımız zaman tabii ki dersin. Ben şimdi gidip yurdum müdürüyle konuşacağım. Buna bir son vermesi lazım. Ya gelip gidip Kader'in psikolojisini bozuyor ya. Bana niye bağırıyorsun canım? Mani olamıyorum işte. Yani nasıl mani olabilirim? Müdür hanım. Buyurun. Sizinle koruyucu ailelik hakkında görüşmek istiyorum. Neden? Kader'in koruyucu ailesi mi olmak istiyorsunuz? Öz kızınızın. Elimden bu kadarı geliyor. Pes. Vallahi pes. Keşke Kader sizi hiç bulmasaydı. O çocuk için o kadar çok ama o kadar çok üzülüyorum ki. Tamam hanımefendi, tamam. Şöyle geçin de etraflıca konuşalım konuyu. Ya neyi konuşacaksınız? Öz kızı değil mi zaten? Neyi konuşacaksınız? Anlamadım ki. Annesi öyle istiyorsa biz ne yapabiliriz Feride Hanım? Zırvalıyorsun sen ha? Ne saçmalıyorsun? Koruyucu ailelik de nereden çıktı? Test sonuçları çıktı teyze. Derine ilek verebilecek tek kişi Kader. Kader'i onun için istiyorsun yani. Öbür kızını kurtarmak için. Başka çarem yok teyze. Şu kadın, Feride. Kader'i neden hastaneye götürdüğünü anlamadı değil mi? Daha fazla araştırmaya da vakti olmayacak zaten. Yakında görevi ihmalden hakkında soruşturma açılacak. Ondan sonra da gönderirler gider. Bunu nasıl becerdin? Hiç sorma Banu, hiç sorma. Soktunuz bir... Tövbe estağfurullah, konuşturuyorsunuz ama, konuşturuyorsunuz insanı. Eylül dur, boş ver. Eylül, ne oldu annem? Bana kocanı çağır. O pisliği çağır dedim. Bak yine edepsizlik yapacaksan. Ne bağırıyorsun yine kız? Sana da yüz verdik, iyice tepemize çıktın.
Mesude, bak bak, aşığını da getirmiş. Kes be! Lan! Bak. Kızım sen hiç acımıyor musun bana? Niye huzurumuzu bozuyorsun? Senin bu kocan benim peşimi bırakmıyor. Takip ediyor, rahatsız ediyor. Pis pis hediyeler alıyor. Yılandan korkmam, bu kızın iftirasından korktuğum kadar. Mesude, çabuk şu kızın ağzının payını ver. Yoksa vallahi elimden bir kaza çıkacak. Ne iftirası be? Bu ne o zaman bu? Söylesene. Ha? Söylesene ne bu? Ha? Ne bu söyle? Bu adam yüzünden beni kuş gibi yuvamdan attın anne. Sen de onun kadar kötüsün. Eylül! 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 Mesude! Görüyor musun bak? Ben senin rızkından keseceğim de buna hediye göndereceğim. Gül gibi karım dururken. Çok fena bu kızın senin. Vallahi çok fena. Bakayım diye bana hediye almış. Ah Kemal, düşünceli kocam. Dün işe girdi ya. Gitmiş bana ayakkabı almış. Ay bakayım nerede? Daha vermedi. Sürpriz yapacak herhalde. Arsızlığı iyice eline almış bu kız. Ama yok, benim de bir sabrım var. Şurama geldi vallahi. Mesude, karıcığım, sen de at şu pis ayakkabıyı çöpe. Ver şunu, ver. Kim bilir kimi aldırdı? Psikopat mıdır, şizofren midir, nedir? Allah Allah. Ne zaman bu hale geldi bu kız karıcığım? Fazla sevgiden, fazla sevgiden. İyice şımardı. Başımıza çıktı canım. Allah Allah. Bismillah. Ne oluyor Mesude? Eylül doğru söylüyor değil mi Kemal? Sen aldın o ayakkabıyı. Benim kızıma musallat oldun sen! Kemal'im yapmaz dedim. İnkar ettim. Ama yaptın değil mi Kemal? Yaptın değil mi şerefsiz? Çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk.
yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Halim daha da ne olsun, gidecek gibi değil bu zalim görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam, kırdım çiçeklere dönmüş hayat. Her şey tamam. Geri gelse de bir görse babam. Kırdım çiçeklere dönmüş hayat. Herkes.